Stres, evham, psikolojik vakalara karşı nasıl önlemler alabiliriz der İbrahim Ormancı. Bu soruyu özellikle hocam sormak istedim. Daha önce de konuşmuştuk, bu panik atak. Az öncesi takıntılardan bahsettiniz, kafaya takmamak lazım dediniz. Bir de işin tabii psikolojik boyutu var, fiziğimizde yaşadıklarımızın haricinde. Tabii ki. Ve biraz önce programın başında da ifade ettiğiniz üzere insanlar da stresliler, mutsuzlar, işte hırslardan bir şeylerden konuştuk. Bütün bunlar da bu evhamlara, panik ataklara sebep oluyor. Yani bayağı faydalı bir bilgi olacak hocam vereceğiniz, şu an bizimle Tabii. paylaşacaklarınız. Şimdi bakın. Bir programda bahsetmiştim zannedersem. Şimdi Obama konuştu ya. Evet. Oradan aklıma geldi. Zencilere işte şeyi verip esareti kaldıran, hürriyetlerini veren Abraham Lincoln'dür. Evet. Şimdi Abraham Lincoln çok depresif bir insan. Çok acı çekmiştir o. Yani hatta psikoloji kitaplarına da geçer. Onun ifadesi geçmiştir yani. Der ki benim sıkıntılarımı, bunalımlarımı dünyadaki bütün insanlara yaysaydık dünyada tek bir mutlu insan kalmazdı. Düşünün ne kadar Öyle bir sıkıntılı yük. yani yük azap çekiyor. Evet. Yani tasaları var, endişeleri var, korkuları var. İşte depresif bir insan. Şimdi burada ben şunu söylüyorum. Bakın modern tıbbın bugün şüphesiz ki çok güzel ilaçları var. Bu şey için, tasa için filan, depresyon için. Şunu söylemeye çalışıyorum. Burada birkaç tane bitki var. Mesela bir programda anlatmıştım. Valerian, kedi otu. Evet. Ha, Görüntülerini de onun kökünü getirmiştik otun. kullanacaklar. Hatta kediyi anlattım ya, Anadolu Evet. kavimi ev yapınca eve kedi Bir de salar. sizin eve gelip dolaşan kedi. Ha. Onları Şu meşhur konuşmuştuk, boncuk, hatırladım. evet. Şimdi burada kedi otu kökü kullanılabilir. İkincisi çok etkilidir yani kedi otunun, valeryanın kökleri. İkincisi ise sarı kantaron. Hipericum perforatum. Hiperisin diye bir etkin madde var onun içerisinde. Ve özellikle günde iki defa bu sarı kantaron bitkisini kullanabilirler. Bunun dışında antidepresan veya tasa, endişe, korku, böyle heyecan bir şey olacakmış gibi Kalp çarpıntısı, kalp krizi çarpıntısı. geçiriyormuş gibi Evet, bir his. evet. Yani bu insanlara da ben bulunmaz bir nimettir. Ispanak, maydanoz sabahları. Akşam güneş batmadan da gene ıspanak, tere, taze tereyle hazırlayacaklar. Bu üç kürü ben öneriyorum. Çiğden, yani pişirmeden mi hocam? Yok, ıspanak maydanoz tabii ki pişirilecek. Ispanak tere de evet haşlanacak en aşağı 3-4 dakika. Böyle bir bardak suda bunu hazırlayabilirler. 100 gram işte şey alsınlar. Veya 50 gram ıspanak, 50 gram maydanozu alacaklar. 1-1,5 bardak suda böyle 5 dakika en fazla haşlayacaklar onu kısık ateşte. Ilımaya bıraksınlar ve içecekler bu sabah. Akşam güneş batmadan da ne yapacaklar? Gene ıspanak 50 gram alsınlar. 100 grama kadar çıkabilirler. Tere, bildiğimiz taze tereyi kullanacak. Ha, tereyi bulmak bugünlerde zor. Yani yani onu mevsiminde bulmak da zor. Çukurova bölgesinde, Güneydoğu Anadolu bölgesinde bol bulurlar. Çünkü halk seviyor onu. Kebapla beraber dürüm yaparlar böyle Etle Adana birlikte, evet kebabının doğru. etrafına sarıp. Evet, bol şeyli. Orada tohumunu da kullanabilirler. Yani 100 gram ıspanak için yaklaşık olarak bir tatlı kaşığı tere tohumu, yeşil renklidir o. Ezmeden atsınlar içine. Gene yaklaşık 5 dakika bunu kısık ateşte kaynatıp ılıdıktan sonra akşam suyunu içecekler. Bu Ve buna içtiğim... hiç ara vermeyecekler. Yani bir ay gitsinler. Bakın ben bazı kürlerimi upgrade ediyorum, yeniliyorum. Evet. Neden? Ya hoca geçen sene şöyle
veya 3 yıl önce böyle anlattım, şimdi bu son anlattığım en daha gelişmiş halidir.